Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Gazze'deki acı ve kan akmaya devam ediyor. İsrail hedefindeki Gazze bombalarının hedefi olmaya devam ediyor. Son olarak Gazze'deki bir Baptist hastanesine uçaklarla saldırı düzenledi İsrail. Bu katliam gibi saldırıda 500'den fazla Filistinli yaşamını kaybetti. Dünyanın tepki gösterdiği, bütün dünyanın tepki gösterdiği bu katliam yürekleri yakıyor. Ve biz bugün süreci konuşmak istedik ama tarihten bugüne gelen bu süreci, Gazze gerçeklerini, Hamas gerçeklerini konuşmak istedik. Tarihçi, araştırmacı, yazar İsmail Tokalak'la. Kıymetli hocam, şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz konuyla ilgili çok önemli iki kitap yazdınız. Ben onları göstererek başlamak istiyorum. Yahudiliğin Kökenleri ve Küresel Gücü adlı kitap. Bundan bir 5 yıl oldu değil mi hocam? Yok, 8-9 yıl oldu. 9 yıl oldu. 9 yıl önce çıkmıştı. Ve Küresel Sömürü daha yeni. O da 7-8 yıl oldu. Daha yeni bir kitap. Bu coğrafyaları, buradaki stratejileri yıllar önce kaleme aldınız. Çok değerli bilgiler aktardınız. Bugün neler diyeceksiniz? Yaşanan büyük bir acı var. Katliam gibi bir saldırıya bugün tanık oldu bütün insanlık. Şimdi tarihin en eski çağlarından beri insanlar dünyaya nasıl geldiklerini, evrenin, dünyanın ne olduğunu, çevresini tanımaya çalıştılar. Kendilerine bir inanç yarattılar ki o inanca sığınarak, ona inanarak daha anladığını zannederek yaşasınlar. Yani onlar için bir avunma olduğu dinler yarattılar. İşte ama dinleri yaratırken epey tanrıları epey yarattılar. Yani dünya yaşamından örnek alarak işte iyi tanrılar, kötü tanrılar, baş tanrılar. Çünkü dünya modelini örnek aldılar. Dünya modelini yaşamını örnek almadan kafandan bir şey yaratmak çok zordu. Tabii bu işi en geniş kapsamlı şekilde en çok yaratanlar Hint kısmıdır. Hintler, ya onların yüzlerce, binlerce, sorsan bir Hintliye kaç tane tanrı var, o da sana söyleyemez. Herkes kendi bölgesine, kendi yaşantısına, kendi meşrebine uygun tanrılar yarattı. Lokal tanrılar var. Lokal tanrılar var. Şimdi esas bu tek tanrılı dinlerin çıkış merkezi Babil, Sümer. Bunlar daha detaylı, daha inanca inanmaya yakın, daha koordineli yaptılar işi. Mesela İşte Babil'in bir baş tanrısı olmaya başladı. Sonra Zeus da baş tanrılardan biridir. Onu haber getiren, öbür tanrılardan haber getiren bir elçi yaptılar. Onun adına da Nabus dediler. Nabus sonra Arapça Nebi oldu. Nebi sonra bize Türkçe, Farsça peygamber oldu. Yani hep böyle birbirine etkiledi her şey. Şimdi böyle olunca tabii Yahudiler de o sırada Mısır, Sina Yarımadası, o bölgelerde gidip gelen aslında göçebe bir kavim. Sonra da dendi ki Yahudiler Mısır'dan bir şekilde kovuldu. İşte Sigmund Freud'un Musa kitabında yazar der ki yani o oradan kovuldu ama o sonra Yahudilerin bir fantezilerinden biri. Aslında Musa peygamber işte o Mısır'da Firavunlardan bir tanesi Akhenaton, o tek tanrı dinini yaratmaya çalışan bir firavun. Onu sonra rahipler, bu bizim dümeni bozuyor, bizim bu çok tanrılı işimizi bozuyor, çıkarlarımızı diye. Onu öldürmeye kalkınca o kendi takipçileriyle beraber bizim Filistin'e doğru geldi diye söyler. Ama o da bir kaynağı yok, o da orada bir fantazi yapıyor. Şimdi fakat son çalışmalarda Filistinli, İsrailli arkeologların falan birçok Kur'an'da, Tevrat'ta yazılan birçok şeyin arkeolojik olarak kazılarda bulunmadığını dediler. Yani zaten Musa'nın yaşayıp yaşamadığı tam bir soru işareti. O bizim peygamber olarak tanıdığımız fakat Yahudilerin kral olarak sunduğu kutsal kitapta da Davut'la Süleyman. Onların da böyle şaşalı yaşamları, sarayları falan hakkında arkeologların şu anda hiçbir izine rastlanmadığı söyleniyor. Şimdi esas konumuza yavaş yavaş gelirsek, şimdi Yahudileri yaratan aslında Tevrat. Yahudiler Tevrat'ı yaratmadı.
Yahudi Tevrat öyle 3-5 günde yazılmadı ya da işte Kur'an biliyorsunuz bellidir yazılma süresi. Hazreti Muhammed'in işte 610'dan başlayarak 22,5 yıl süreçtir, onun bellidir. Fakat yüzlerce yılda yazılmıştır Tevrat. Çünkü Tevrat'ı yazan adam tek adam yazmamıştır. Sayısız insan yazmıştır ve bunların tam rakamları da bilmez. Tam kim oldukları, kimlikleri de tam belli değildir. Tevrat birkaç yüzyılda yazıldığı için çok kapsamlıdır ve çok değişik şeyler anlatır. Aslında Tevrat, İbrani oğulları tarihinin kutsallaştırılarak yazılmış bir kitabıdır. Böyle anlatırsak daha kolay anlatılır. Fakat İbrani oğulları ağaç gölgesinde lay lay lom lomla gezmiyorlardı. Onlar da devamlı hareket halinde göçebe oldukları için önce karınlarını doyurma mücadelesi veriyordu, karşılarına düşmanlar çıkıyordu, onların topraklarını almaya çalışıyorlardı ve böylece devamlı bir savaş halindeydiler. Çünkü oturmuş toplumlar o kadar savaş halinde değildirler. Onlar malını üretir, kendi kendine yeterlidir. Onların fazla savaşmaya ihtiyacı yoktur. Ama sen devamlı yer değiştirirsen bir göçebe usulü birinle muhakkak karşına bir gruplar çıkacak, savaşacaksın, onun toprağını alacaksın falan. Tevrat da biraz savaşların tarihidir. İbrani oğullarının savaşları tarihidir. İşin içine savaşlar gittiğinde şiddetle girer. Çünkü İbrani oğullarına bir şey inandırmak, anlatmak için düşmanlarınızı yenmeniz gerekiyor. Bu da arkanızda Tanrı var, Yehova var ve Yehova hiç acımadan düşmanlarınızı yok etmeye size işte Tesniye bölümünde, şu bölümünde falan oradan anlatıp onları daha çok, daha cesur, daha güçlü Tanrı'nın emirlerine itaat eden dindar birileri olarak onlara bir yol gösterdiği zaman işin şekli değişiyor. Neden şekli değişiyor? Çünkü Tanrı'nın kendi Yahova ya da Elohim fakat daha çok Yahve diye, Yahova diye geçer. Tanrı'nın verdiği emirlerde hep şiddet var. Karşındakine hiç acımayacaksın diyor. Şimdi tabii bu dinin de bir parçası olduğu için şimdi hiç burada bir ne İbrani oğullarını ne Yahudileri biz onlar onun kurbanı olmuştur zaten. Hiç öyle bir şu ırka, şu dine, bu bine zaten bize de aşacak şeylerdir onları şey etmek. Fakat o Tevrat'ında onu okuduğu an ona inanmak zorunda. Hani biz de nasıl Kur'an'a inanmadığın zaman müşrik oluyorsun. O da ona inanıyor. Şimdi gayet açık olarak ben uzun zaman Yahudi tarihini, Tevrat'ı falan çalıştığım için ya ben de yazarken bile yani okudukça hayret içinde kalıyordum. Bu kadar nasıl bir şeyde şiddet olur diye. Aslında Yahudilerin bugünkü psikolojisini, dünya görüşünü anlatmaktır. Ama bu demek değildir ki Yahudilerin hepsi öyle. Bunlar daha çok dindar Yahudiler için konuşuyorum. Ya da dini kendi siyasetine ayet edip kendine öyle bir siyaset geliştirenler için konuşuyorum. Yoksa yani bizim burada İsrailli vatandaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Biz de 1490 yılından itibaren bizden hep iyi muamele gördüler. Biz onlardan bir sürü şeyler öğrendik. Hani şimdi diyorlar ki Netanyahu'ya hemen çıkın gelin şeyden, Türkiye'den. Ya adamlar niye çıkıp gelsinler ya? Onların günahı değil ki senin yaptığın günah. Senin yaptığın sana ait. Adamlar burada yıllardır duruyorlar. Hiçbir aramızda bir münakaşa olmadı bilmem ne. Niye onları huzursuz ediyorsun? Yani olaya da böyle bakarsak ya insanlar hepimiz birbirimizin kardeşiyizdir. Düşmanla yaklaştığın sürece düşman onun bir seviyede sana geri döner. İşte İsrail'de olan aşırı dindarların, aşırı siyonistlerin ya da minyatürlerin yaptığı iş gibi. Şimdi diyor ki şeyde Tevrat'ta yani çok şey. Şimdi da Hollandalı profesör var, Mike Bell, kitabında şöyle yazıyor. Tevrat'ı incelemiş, yani bayağı Yahudiliği incelemiş, sosyal olarak toplumu incelemiş. Profesör Mike Bell, Tevrat'ı kitaplar içinde öldürmenin meşru kılındığı en tehlikeli kitap olarak görüyorum diyor. Şimdi Hollanda. Şimdi Tevrat'ta şöyle der. Savaşı kaybedenlerin İsrailler tarafından yok edilmesini teşvik eder Tevrat'ta. Sayılar 21-2-3.
Tanrı'nın Yahudilerle bir olup onlarla savaş ve destek olduğunu anlatır. Yani savaşırken Tanrı da sizle beraber. Tevrat'ın özellikle tesniye, yani onlara göre Deuteronomy bölümünde veya Yeşu ya da biz Joshua onların dedikleri bölümünde Tanrı Yahudilerden düşmanlarını tamamen yok etmesini istediğini ve bu katliamın kadınlar, çocuklar, hatta koyun ve develere yani hayvanlarına varıncaya kadar yok edilmesini ister. Yani bugünkü bu aşırı katliamları, bu zihniyeti anlamak için öncelikle Tevrat'ın onlara ne dediğini anlamak gerek. Yoksa onları yani bir insan olarak suçlamanın da bir şeyi yok. İnsanlar evet. Bu kadar tek başına grup olarak vahşi, acımasız olamaz. Çünkü karşıdaki de insan. Ama burada kutsal olarak gördükleri kitap size bunu Tanrı adına bunu söylüyorsa, siz de bunu Tanrı adına yerine getirmeye çalışıyorsanız, çoluk çocuk demeden siz insanlara katliam yaparsınız. Hamas'a da geleceğiz. O Hamas yani burada bir kışkırtma ne olduğunu yalnız bir tek taraftan anlatırsak yanlışa düşeriz. Bu sefer biz de bir düşmanlık içine girmiş oluruz insanlara karşı. Şimdi bunlar inandıklarını uyguluyorlar. Onun için bu katliamları neden yapılıyor diye sormak bunları bildikten sonra abesle iştigaldir. Çünkü bunları da ters çevirecek bir eğitim vermiyorlar. Ama bugün İsrail'de ilim çok ileridedir. Bilim çok ileridedir. İsrail üniversiteleri çok iyi durumdadır. Teknolojide inanılmazdır. İlaç yapmada, ilaç sektöründe çok ileridedirler. Şimdi peki bunlar savaş bilmem ne ama bir de normal seküler Yahudiler vardı. Yani onlar işte dünyayı ileri bugün Sigmund Freud bugün bir süre düşünür. Çoğu Yahudidir. Amerika'daki akademisyenlerin çok büyük bir kısmı düşünürü Yahudi kökenlidir. Ve bunlar hiç öyle ille öldüreceğim öldüreceksin falan diye bir şey demezler. Mesela Isaac Rabin Fethullah Kurtuluş Örgütü ile İsrail adına Isaac Rabin çok da kökeninde askerdir fakat düşünür de bir adamdır. 1993'te Oslo Barış Anlaşması'nı imzalamıştır. Ve bütün dünyada o anlaşmayı onaylamış ve bir umut bağlamışlardı. Demişlerdir ki bundan sonra dünyaya en azından Orta Doğu'da bir barış gelecek. Ama bunu iki tane grup boşuna gitmemişler. O zaman biraz silahlı olan, hala siyasi bir hayata atılmayan Hamas, Fethullah Kurtuluş Örgütü bunu şey etmiştir, onaylamıştır. Öbürü de Siyonist Yahudiler. Aşırı, faşist. Siyonist Yahudiler. Diyeceksiniz ki ya Siyonizm ne demek? Tamam, Siyonist, Siyonizm, Siyonist, Siyonist diyorsunuz. Siyonist. Ya yine Tevrat'ta ve arz-ı mevcut diye bir şey vardır. Yani kutsal topraklar. Der ki Yahova, tanrıları, İbrahim'e hitaben. Ben Nil'den başlayarak, nehrinden başlayarak Fırat'a kadar bunu, bu toprakları senin nesline verdim. Bu ne demek oluyor? Yani ben Nil'in ötesinde, yanından itibaren bütün Filistin'i, Suriye'nin bir kısmını, bugün Orta Doğu'nun bir kısmını, Türkiye'nin de Harran Ovası'na kadar gider o. Tamam mı? Ben senin nesline verdim. Burasını ben, siz alacaksınız, sizin. Ha, bu ne dediler Türkçe? Vaat edilmiş topraklar. İngilizcesi promised land. Şimdi ya da arz-ı mevdud. Yani böyle bir sürü de isim vermişlerdir. E şimdi böyle olunca sen orada yabancı bırakmayacaksın. Bunu vermiş ya. Diyor ki, adam diyor ki Siyonistler. Buna inanan Siyonist'tir. Yani ama buna herkes İsrail'de Siyonist değil. Herkes diyor ki ya burada da Filistin, biz geldiğimizde burada da Filistin hakları vardı. Onlar aslında akrabadır. Filistinlerle İbranioğulları birbirlerine akrabadır. Fazla farklılıkları yoktur. Tip olarak, genetik olarak, her şey olarak. Bunlar Müslüman olmuş. İkisi de Sami Yakın'ın temsilcileri. Evet. Bu da ayrı dinin temsilcileri. Yani biz buraya bak bunu İsrailler söylüyor. Normal, demokratik, ayık, seküler. Aklı başında yaşayan. Ya bu adamların da hakkı burada yaşamak. Bunlar bizden belki daha evvel buradaydı. Biz bu adamların eline, yuvasına, her şeyine el koyduk. Şimdi adamı ufacık bir yerde yaşatıyoruz. Peki bu Filistin toprakları nasıl satıldı diye sorsam.
Ya da oraya daha sonra mı geçelim? Daha oraya geliriz, anlatayım. Şimdi şu anda Gazze'ye sıçrayalım. 1947-48'de İsrail kuruldu. Ama onun kurulmasında da, hani demiyorum, yani orada da devlet kurulacaksa kurulsun. Ben o politikaya da girmek istemiyorum. Ona da anlatıyorum ben. Ya yani yanlıştır, doğrudur o şey. Fakat orası o zamana kadar, yani uzun süre Osmanlı'nındı. Hani Osmanlı'yı bizim olarak kabul edersen bizim diyebilirim. Tamam, Osman da sınırlarını açtı. Osman Bey sınırlarına da gitti orada. İşte Hicaz bölgesinin dışında. Hicaz'a da gitti Osmanlı. Yani Kudüs'ü de aldı, oraları da aldı, Arabistan'ı da aldı falan filan. Bu bizimdi. Şimdi orada da fazla bir Yahudi yok. Yani şimdi İsrailli bile diyemiyorum. O zaman İsrail diye bir şey yok. Yahudi halkı diyelim oraya. Ama diaspora olmuştu. Diaspora ne? Yahudi halkını ana vatanından dağılması. İspanya'da da vardı, orada da vardı, her yerde vardı. Biliyorsun 1490'lardan sonra kraliçe, İspanya kraliçesi hepsini kovdu bunları. Bunları işte biz de tarihte pek yanlış söylerler. Der ki bunların hepsini Osmanlı aldı. Ya Osmanlı almadı hepsini. Bunlar İngiltere'ye de gitti, Hollanda'ya da gitti, Avusturya'ya da gitti, bize de geldi. Ama onları görmezler. Bunlar hep Osmanlı bağrımıza bastık, bunları pamuklar içinde yaşattık. Bak yok öyle bir şey ya. Ya Osmanlı Kanuni zamanında adam akıllı davrandı. Çünkü niye akıllı davrandı? Bir kere bizim bilgili adam ihtiyacımız vardı. Adamlar bilgili miydi? Bilgiliydi. Adamlar para işini biliyor muydu? Biliyordu. Bize de bir finans bilen adam lazım. Bize yol gösterici adam lazım. Teknik konularda da iyiler. Aldılar. Bizi de finans yönde, evet bizi de çok borca soktular ama yine götürdüler. O zaman onlar hiç çok azı, yani ana Filistin'e dönersek çok az kişi kalmıştı İsrail'de. Zaten İsrail'in şu anda İsrail dediğimiz böyle zaten çok büyük bir kısmı çöl. Büyük bir kısmı çöl. Ama adamlar orada İsrail'i kurduktan sonra Jaffa portakalı yetiştirmeye çalıştı. Orayı cennete döndürdüler. Niye? Kafayı kullandılar. Şimdi bunlar şey derken orada bunlar pek toprak alımı falan yok. Fakir insanlar orada. Fakat bu Rothschild'ler, yine Rothschild'ler devreye giriyor. Rothschild'ler de Yahudi kökenli oldukları için, paraları da bol olduğu için dediler ki Yahudi kardeşlerimize burası bizim ana vatanımız. Onlar da Tevrat'ı Mevrat'ı iyi biliyor. Yani vaat edilmiş topraklar nedir, ne değildir. Adamlar okumuş, bilmiş. Diyorlar ki yani bizde para çok. Özellikle Edmund Rothschild, tamam mı? 19. yüzyılda, 20. yüzyılda kadar yaşadı, ilk şeyler dönemine kadar. Adam iş bankerliği falan bıraktı. Zaten o bizim babamız derler. Ya kurucu babamız odur derler. Edmund Rothschild diyecek. Ha kendi açısına da iyi adamdı. Karısı da beraber onlar iş gördü. Bütün parasını, servetini Filistinlere toprak almaya adadı. Ama o zaman Filistinler adına. Filistinler yani Yahudi Filistinler, Yahudi Filistinler. O zaman onlar da Filistinli kabul ediliyordu. Yani öyle bir terminoloji yoktu. Onlar da Filistinli kabul ediyordu. Yahudi Filistinler, yani Filistin'de oturan Yahudiler toprak almaya başladı. Ama başladı ama tabii Osmanlı'nın orada bürokratları var. Bütün yazışmalar gidiyor, geliyor. Orada bir hareket başlıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Abdülhamit Han'a bir teklifle geldi zaten. Rothschild ailesi bu kabul edilmemişti. Sonrasında toprak satışı yasaklandı diye biliyoruz. Var. Ya da onun etrafına da birçok efsane dolaşır, anlatılır. Biz efsaneyi çok severiz. Kendimizi gururlandırmak için, kendimizi bir havalandırmak için, ne kadar politikada zeki olduğumuzu anlatmak için falan. Ya burada para konuşur ya. Sen ne kadar zeki olursan ol, ister sultan ol, ister halife ol, ne olursan ol ya. Ya işin içine para, alım, satım, bilmem ne, toprak, bilmem ne girdi mi, para seni alır. Sen paranın üstüne gidemezsin. Çünkü para karın doyuruyor. Karın doyacak toprağı alıyorsun. Ya biz ilk borcu Osmanlı'da, biz asortiyi oradan bozduk zaten. 1854'te ilk Kırım Savaşı'ndan sonra biz bayağı darbe yedik. İlk borcumuzu 1854 Kırım Savaşı'ndan sonra aldık. Ailelerden. Biz bir de orada, ailelerden. Tabii. Bir de orada İngilizlerin, biz her zaman birinin peşine takılırız. Biz ne zaman zayıflamaya başladık? Ya Kırım'da İngiliz'in peşine takıldık. Birinci Dünya Savaşı'nda Alman'ın peşine takıldık. Şimdi Amerika'nın peşine takıldık. Ne zaman Büyük Töst'ün peşine, Carter'in peşine biz bitiyoruz. Uzun yıllar, 50 yıl alıyor, 60 yıl alıyor, 70 yıl alıyor ama hep kendimizden kaybediyoruz. Ya biz de bir olmalıyız ya.
Bizi Türk'ün Türk'ten, en güzel laf nedir biliyor musun? Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. İster faşist olarak gör bu lafı, ister bilmem ne göre. Biz her millete saygılıyız. Fakat eğer bir yere gelmiş çok güçlü, yani hani ayıyla yatağa girilmez denir ya, meşhur bir laf vardır yani. Ya giremezsin, seni ezer. Sen ondan yardım alırsın ama o yardımı senden Marshall yardımlarında falan olduğu gibi 50 kat gerisini alır senden. Seni bağlar. Seni anlaşmalarla bağlar, ikili anlaşmalarla bağlar. Ne zaman takıldık İngilizlerin peşine gittik orada. Hiç aslı asları yok. On binlerce şehit verdik orada. Ordumuz darmadağın oldu. Orada harcadığımız paranın haddi hesabı yok. Bizi savaşa sokar, İngiliz'e gittik döndük, borç para işledik. Ulan sen soktun bizi parayı. Ulan bizi sen parasız bıraktın. Ordu senin yüzünden darmadağın oldu. Şimdi aynısını bize Amerika yapıyor. Bizi devamlı arkadan vuruyor. Yani ya bir küresel diyorum, her programda küresel farkındalık olacak. Tarihini iyi bileceksin. Biz buraya nasıl geldik, nasıl olduk bilmeden olmaz bu iş. Yani böyle hissi davranarak olmaz. Ondan sonra Abdülhamit'e gelelim de konuyu hemen dalanır, daha iyi anlaşılsın diye. 1854'ten sonra 1867'de geldi herhalde Abdülhamit iktidara. Şimdi daha ondan evvelkiler, Roşitler yanaştı. Yanaştı. Ondan evvel 3-4 padişah, hatta 2. Mahmut'a bile yanaştılar. Dediler kardeş gel bak, sıkıntıda olursanız bize şey deyin. Biz bütün dünyayı, Avustralya'yı, Alman arşidüklerine, şunlara bunlara boş veriyoruz. İngiltere kraliçesine ne? Abi bu elimizde. Yani bir sıkıntınız, mıkınızınız olsa biz size yardımcı oluruz. Hani var ya böyle şey, köyden yeni gelenleri üçkağıtçılar aldatır pat pat pat. Ondan sonra onun da bir yancısı vardır. Hemen bulur o parayı alır, hemen bulur. Der ki ulan ne güzelmiş, biz de tıslı yaparlar, çıkartarlar ortadan. Biz de bunun gibi kardeş gel bir sene para veririz. O zaman faizler yüksek değildi. %3, %4'ten ne güzel faiz. Abdülhamit onlardan iki kere borç aldı. İki kere aldı Abdülhamit. Fakat Abdülhamit borcu aldı ama biri herhalde 30 milyon İngiliz sterliniydi, biri herhalde 60 milyon İngiliz sterliniydi. Hani çok bilen tarihçi arkadaşlar 40 milyon derse olabilir yani, tamam mı? Ya ben de yani yapay zeka yok, bizde de GPT şey yok, ChatGPT ya bu. Ama ya buraya bakarak da söyleyebilirim, fark etmez. Şimdi tabi yasa gitti ama eli zayıfladı. Yine Rothschild'ler. Rothschild'lerin o zaman iki tane güçlü kolu vardı. Bu Edmund Rothschild Fransa'da. Natalie Rothschild de İngiltere'de güçlü koluydu ama bunlar borç moç vermede birleşiyorlardı. Konsorsiyum yapıyorlardı. Yani adamlar yani şimdi bankanın şubesi gibi çalışıyorlardı. Bir bankanın başka şubesi, bir İngiliz Paris şubesi, bir Londra şubesi. Şimdi yavaş yavaş özellikle Edmund de Rothschild, ona barondur, esas baron diye geçer o. O bayağı topladı. 5.000, 10.000, 20.000 falan hep geldi oraya yerleştirdi. Dışarıdan, hatta Rusya'dan bile getirdi. Rusya'da da çok Yahudi vardır. Rusya'da zaten ilk Rusya şey ettiğinde, komünist sistem 1989'da battığında, o ilk 10 senede ilk 20-30 zenginlerin %90'ı Yahudiydi zaten. Tabi Abramovich'ler bilmem ne alayı Yahudi'ydi onun. Neden birden Yahudiler çıktı? Çünkü dışarıdaki Yahudiler dediler ki kuzum biz bu işi biliyoruz. Siz de bizim kan kardeşimizsiniz. Sermayeyi verdiler, onlar aldılar parayı götürdüler. Sistemi de biliyorlardı. Öğrettiler de onlara. Şimdi tabi bu yani koneksiyonu çok iyidir dünyada. Çok birbirleriyle bağlantılıdır. Ya adam böyle yani zaten hep birlikte kazanmıştır. Bölünmezler kolay kolay. Bir tek şeyde bölünürler din konusunda. Aşırı dinci vardır, siyonisti vardır, seküleri vardır, bilmem ne dinim. Hani bizde olduğu gibi bizde bir tane kitap var, 100 tane İslam var. Yani bir tane kitap yok. Nasıl yarattınız bu kadar İslam'ı? Şafisi, Malikisi, Hanbelisi, tarikatıdır, şudur budur. Arkadaş insanın olduğu girdiği her yerde bir çatışma, bir bölme, bir değişik bir anlayış vardır. Ya da anlayış yorum vardır. Bir de senin kültürün başka, onun kültürü başka. Öğrendiği dini kendi kültürüne göre yorumlar. Sen öğrendiğin dini kendi kültürüne yorumlarsın. Herkes şaşırır. Herkes ortada. Bu sefer herkes birbirine girmeye başlar. Yahudilerde de var o. Yahudilerde mesela hasidikler vardır Yahudilerde. Aşırı onların mahallesi ayrıdır. Onların karıları böyle dışarı erkek çıkmazlar. Örtünürler falan. Hatta başlarını örtmeyenler peruk takarlar. Yani bir ortaklık var. Yani dinle muhakkak din, Hristiyanlığı da öyle, bölünmeden, mezheplerinden ayrılmayan bir tane ana din yoktur ya.
Çünkü insanoğlunun olduğu yerde bölünme olur. İnsanoğlunun olduğu yerde değişik düşünceler olur. Tekrar geliyoruz Filistin'e bu açıklamaları yaptıktan sonra. Şimdi kafamda öyle fırıl fırıl döndüğü için bir yere gittim ama o bilgiyi veriyorum. Beyni boşaltıyorum aslında. 308. Gelelim tekrar Filistin'e. Teşekkür ederim. Burayı kesmeyeceksin. Bak sayın seyirciler ne kadar zeki oldun, böylece ispat olmuş oldu. Şimdi gelelim Filistin'e. Bir şey var, Osmanlı bürokratı yozlaşmış bir bürokrattı. Yani bu Abdülhamit zamanına gelene kadar bürokratlar özellikle hem merkezde hem vergi alanlar, bunlar en çok yozlaşmış, hem de merkeze uzak bölgelerde kontrol zayıflıyor. Merkezin kontrolü zayıflıyor. Adamlar torbasını dolduruyorlar. Adam ona bakıyor. Bu yozlaşmış bürokratlar, bu yazılmıştır, kitaptadır yani. Hatta benim yayın evimden bir profesör arkadaşından yazdığı bir kitaptır. Hani şimdi reklam olmasın diye ismini vermiyorum. Şimdi bunlar sahte belgelerle Yahudilere tapu dağıttılar. Parayı götürdüler. Hatta bir sürü orada düzgün bürokrat mektup yazdı. İstanbul'da. Yolladı, isyan etti. Dedi İstanbul'da. Burada böyle böyle şey oluyor ama ya adamlar borç içinde, harç içinde. Bu nasıl olur? Ya adam yasa yani Abdülhamid yasa getmiş. Yani resmen yasa gettiğine dair belge var. Yasa getmiş. Abi kimse ne yasa ne bilmem ne. Bir de borca girmiş. Eli de zayıflamış adam, tamam mı? Adamlar Roşitlere de bir şey yapamıyorsun. Yolunu keseceksin. Hani borç ya. Adamlardan alıyorsun. Tekel olmuş adamlar. Efendime söyleyeyim. Bir şey de diyemiyorsun onlara. Adam toprak toplaya adam orada koloniler kurdular. Yasak. Ama bak şöyle de bir şey var şimdi bakın. Orada 1800'lerin sonu değil mi? 1900'lerin başı. Tabii 1800'lerin sonu, 1800'lerin başı. Hatta 1867'de inanılmaz, kim çıkartmış onu? O zaman Abdülhamit iktidarda değildi. Ecnabi bilmem ne yasası, toprak yasası diye bir yasa çıkartıyor, tamam mı? Hicaz dışındaki toprakların yabancılara satılması serbesttir diyor. Tamam, ondan sonra yine Abdülhamit yasaklamış ama iş görmemiş. O zamana kadar yine toplamışlar o Hicaz'da yasak olup, tabii Hicaz kutsal bölge olduğu için dışarıda o Filistin'de falan ve orada uyanmışlar onlar. Zaten seni çıkan yasalar ne, onlar senden benden iyi biliyor. Halk onu bilmiyor bile. Bugün tarihçiler bile o yasayı bilmez, yazmazlar. Ben de tesadüfen gördüm. Emin ol bilmezler. Hayır, ben o yasayı mazen söylüyorum ki bugüne getireceğim işi. Bakın orada yapılan bir hata. Bakın bir hata Filistin'de nelere mal olmuş. Şimdi herkes konuşuyor. Niye konuşuyor? İşte orada 500 kişi öldü de tamam, çok büyük trajedi, 500 tabii konuşacak. Ama günlük gördüğü resmi konuşuyor. Bugün oraya şey, Biden'lar işte 200 çocuk öldü. Netanyahu şunu dedi. Biden bunu dedi. İyi tamam dedi de ya bunların bir geri planı var. Biz nerede yanlış yaptık da buraya geldik? Bunu ders alarak yanlış yapmayalım artık. Ya bir de onu ortaya koyalım. Bunu istememiştiniz hocam. He? Bunu istememiştiniz. Bu dediğinizi istememiştiniz bugüne kadar. Ya ne diyeyim ya? Ne diyeyim ya? Diyemiyorum bir şey ya. Tarih bazı insanlar için tekrar. Tarih bilmiyoruz ki. Tarihimiz de yani, bilmiyoruz. Akıllı adama tarih tekrar etmiyor aslında. Ben sana bir soru soracağım bu arada. Ben de bir nefes alayım şey içim. Şimdi tabii seyircilerimizin çoğu bilmez. Sen bu bölgede Filistin'de görev de yaptın gazeteci olarak. Evet. Şimdi sen seyircilerimize orada ne gördüğünü ben de sana ona karşı yine anlatayım. Şimdi bu duvarı aşmak öyle çok kolay bir şey değil. Yani özellikle İsrail duvarı olarak bilinen bir duvar burası. Ve özellikle bir bariyer değil olarak düşünün burayı. Yoğun güvenlikli bir bariyer olarak. Hem havadan hem karadan muazzam korunan, dijitalizmle muazzam korunan bir yer. Benim düşüncem burada yani Hamas'a birileri gel dedi. Ve o gel. O gel de Hamas geldi. Geldi. Tamam. Ve gel bu noktaya geldi. Söylediğin çok önemli bir nokta. Bu noktada yaklaşamazsın yani bu duvara. Bu verdiğin iyi oldu. Altyapı oldu. Bir de şey de vermiş oldun. Bir ipucu da vermiş oldun. Yani benim dediğim şeyler bunun üzerine gelecek. Buyurun abi. Şimdi
Bunun üzerine bir şey diyeyim, tekrar bu konuya geleceğiz. Bir istihbaratçı var, bırakmış istihbaratı. Diyor ki, ya öyle bir, ben bu işin içindeyim diyor. Öyle bir koruma var, yüksek teknolojiydi ki sınırlarda diyor, sen şey ettiğini. Öyle bir yüksek diyor. Ha, imkanı yoktu ya, adamlar elini kolunu sallayacak, İsrail bölgesine geçecek, askerleri, sivilleri esir alacak. Yok böyle bir şey diyor. Ya diyor ki bak, bunu da kadına söyleyen istihbaratçı. Diyor ki, bir tek kedi yaklaşsa sınıra, her taraftan alarm veriyor diyor ya. Şimdi Hamas'a böyle düşünelim, bu ön bilgileri verelim de, Hamas hakkında bir şey anlattığımız zaman yok olmaz kimse demesin. Yani hani sen gergelini anlatıyorum, sen orada bir gergel var, tamam mı? Hamas da zaten çok bildiği gibi görünen ama milli bir kuruluş değil. Yani bir El Fetih gibi falan değil. El Fetih gerçekten laik, seküler, hafif bir sosyalizm, sosyal demokrat. Yani onlar da silahlı bir örgüttü ama daha fikir üreten bir örgüttü. Yani daha geniş çaplı bir fikir. Yani bir din kisvesi altına karışmış bir standart bir şey değildi. Daha toplumun Avrupa'dan falan da öyle bir şey olarak, terörist örgütü olarak da fazla görülmüyor. Zaten 93'teki Oslo Barışı da onun bir ucudur, göstergesidir. Bir ara rahat etti orada Filistinliler, İsrail. Şimdi o seni mahsus konuşturdum da tam emin değildim. O ecnebilere toprak 1869 dedim, acaba 1867 mi 68 mi, yanlış vermeyeyim diye biri bakar görür falan. 1869'da daha şey gelmeden, Abdülhamit falan iktidara gelmeden, yani 1869, yani 2. Mağam 1826'da vakayı hayriye olayı oldu. Yok, 2. Mahmut. 2. Mahmut daha 1826'da oldu ya, bütün şeyleri, Yeniçerileri dağıttı ya, ona hayırlı vaka derler ona tarihte, vakayı hayriye. Haliç kana bulanmıştı. Düşün yani 1826'da ne verdi? 1680, ya bunu kim yaptı? 1869. 1869, 1868 vaka hayli olayından sonra, 1826 ya, bu 1869. Bu yavaş yavaş borç alındığı zaman, bakın bunu tarihte bulamadım, 1869'da acaba hangi sultan vardı, tamam mı? O da çok önemli. Bak hangi sultan vardı 1826, 1869, onu bakarız sonra. Ve borç para verilmeye başladığı dönem bu. Demek ki adamlar borç parayı verdi ama bu kanunu çıkarttı. Yoksa Osmanlı durup dururken aklını mı kaybetti Osmanlı bu kanunu çıkartacak? Ha bizim de yabancıya toprak satışlarımızda dışarıdakilerin baskısı var. Biz durup dururken yapmıyoruz onu. Onu da anlatayım. Şimdi gelelim bunu anlattıktan sonra, çok önemli. Bunu anlattıktan sonra bizim toprak satışlarımıza geçeceğim. Orada çok büyük yanlışlıklar yapıyoruz. Aynı 1869'dan sonra nasıl Filistin'de işte Edmund Rothschild'lerin, öbür Rothschild'lerin toplayıp bir en sonunda 1948'e gelene kadar böyle 80-100 binin üzerinde orada bir koloni geliştirip bu sefer orada devlet kurma hakkını büyükleri de arkasına alarak alması yine bizim Osmanlı'nın hatasıdır. Osmanlı'nın hatası demek bizim hatamız demektir. Ve biz buradan tarih kitaplarında, televizyon konuşmalarında bunlardan bahsetmemiz lazım. Ki gerçek tarihin hakkı olsun ve geçmişte ne yanlış yaptık, bugün o yanlışı yapmayalım. Yoksa burada konuşmanın bir anlamı yok. Yani ikimiz oturalım şimdi. İşte şu tarihte 7 Ekim'de sınırı geçtiler, onu yaptılar. Efendime sonra onlar da bize çok daha büyük, bizi dediğim tabii biz de onlardan olduğumuz için Filistinli kardeşlerimize çok büyük darbe vuruldu. Orada çok kimsenin günahsız olduğu. Tamam, bunu resme bakarak anlatırsın. Ama her şeyin bir geri planı var. Her şeyin oraya getiren bir sistemi var. Süreç var. Bir süreci var. Bu süreci anlatarak buraya nasıl geldiğimizi anlamak lazım. Sonra bu süreci İsrail nasıl getirmiş? Tevrat'ın hangi kuralları getirmiş? Onları da ayrıca bilmek lazım. Bakın bunlar böyle öbek. Hamas nasıl kurulmuş? Şimdi Hamas'a gelelim. Şimdi Filistin Kurtuluş Örgütü 1970'lerde falan kuruldu. Bunlar mücadele etti. Epey mücadele etti. Hatta bizim solcular falan hep oraya giderdi. Orada eğitim almak için falan. İşte o deniz geçmişler olsun falan filan.
Şimdi yani bir solculuğa yakın bir örgü. Onların da solcuların da onlara sempati vardı. İşte eşitlik şudur falan. 70'lerin solculuğu. Yani evet. Bu 1987'de falan, 87-88'de Hamas kuruldu. Hamas da aslında Mısır'daki Müslüman kardeşlere örnek alarak kuruldu. Çünkü Müslüman kardeşler şöyle kurulmuştu. Aslında bir siyaset bir şey olarak değil. Bir sivil toplum örgütü olarak. Yani onların eskisi çok eskiye dayanır. 1928'lere o Benna kurdu. 1928'lere dayanır. Bir toplumsal yardımlaşma yine din şeyi aslında merkezi altında yardımlaşma her alana girdi Müslüman kardeşler. Yavaş yavaş halkın güvenini kazandı. İşte onlara fakirlere yiyecek dağıttı, işte kimsesizlere yardım topladı falan filan. Böyle olunca halkın da sana karşı bir şey, fazla bir siyasete girmedi, yapmadı. O şeyi Hamas aldı ilk kuruluşunda. Baktı ki Hamas'ın Müslüman kardeşlerin yolunda gitti. Müslüman kardeşler baktı ki sonra onlar partileşti. Sonradan partileştiler. Çok sonradan partileştiler ve Mısır'da bayağı güce ele aldılar. Hatta bir ara iktidar oldular. Şimdi bunlar da aynı yolu giderek bunlar yani bir yeni bir teori yaratmadılar. Baklar ki o yol iyi, güçleniyorsun. Filistinlilerin içine girdiler, yardım teşkilatı kurdular. Efendime söyleyeyim bir sürü kaçak yollardan getirdiler Filistin'e. Çünkü yasak biliyorsun. Ne denizden ne karadan Filistin halkına bir şey çok zor. Ancak İsrail buna izin verecek. Çok acil durumlarda. Onlar yardım ettiler, onlar kazandı. Bunlar 2006'da, evet 2006 seçimlerinde sonra bundan bir iki sene evvel 2006'da bunlar siyasallaşmaya başladılar. Aynı yine Müslüman kardeşler gibi siyasi bir parti oluşumuna geldiler. Yani milletin, yani halkın desteğini ala. Zaten halktan da talep geldi. Hani siz siyasi bir parti oluşumu yapın, biz size oy vereceğiz hesabı. Onlar da yaptılar. Hakikaten 2006-2008'de de iktidara geldiler. Fakat geldikten sonra güç zehirlenmesine uğradılar. Güç zehirlenmesi maalesef birden gelip de bütün iktidarı ele aldıktan sonra İster istemez bütün dünyada olan şey budur, güç zehirlenmesi. Brezilya'da da oldu, başka yerde de oldu, bizde de oluyor, Osmanlı'da da oldu bu güç zehirlenmesi. Olunca bu sefer yozlaşmaya başladılar. Gördüler ki halk bunlara biat ediyor, halk için çoğu cahil ve tamamen bunların elinde. Bunlar bir devlet değil de bir bağımsız organizasyon gibi çalışmaya başladılar. Yani nasıl yaptılar? Bir paramiliterik bir güçleri vardı. Orduları yok aslında. Paramiliterik güçleri, silahlı adamları var. Tamam mı? Onları vardı. Onlarla zaten halkı baskı altına aldılar. Sonra tüneller genişlettiler. Yani yüzlerce kilometre İsrail'in altında tüneller var. Orayı kaçakçılık için kullandılar. Korunmak için kullandılar. Çoğu da Mısır'a gidiyordu. Mısır'dan petrol geliyordu. Mısır'dan bir sürü şey geliyordu. Kaçak olarak geliyordu. Bunlar hep o tünelleri kontrol ettiler. Filistin halkına hiç acımasızca çok pahalı fahiş fiyatlarla onları satmaya başladılar. Bugün Filistin halkının günlük geliri 2 dolardır. Sen o halka bunu yapamazsın. Daha gerisine gideceğim. Bu şu anda yaptıkları. Bu halk bunlardan soğudu ama alternatifi yoktu. Çok kötü bir şey. Yani bir ülkede alternatif olmaması, iktidarda bir partinin ya da bir gücün olması, fakat onun yanındaki alternatiflerin çok zayıf olması ya da halka bir şey verememeleri kadar bir şey yok. Yani bu Türkiye'de bunun yaşıyor, acısını da yaşıyor. Bu bütün dünyada böyledi. Filistin bunu çok ağır yaşadı. Ve bunlar yavaş yavaş yozlaşmaya başladı. Ve bunlar büyük zenginliklere, tepedeki adamlar büyük zenginlikler kazandılar. Ama hiç aşağıdaki adamlara fazla bakmadılar. İlgilenmediler. Güç zehirlenmesinin içinde bu var zaten. Şimdi bu böyle olunca diyorsunuz ki peki bunlar buraya nasıl geldi de böyle oldu? Ya bunlar zaten kuruluşta arkalarında Amerika, İsrail vardı. Bu birçok kaynaklardan bunu bulabilirsiniz. Bunun İsrail'in bunları şey ettiğini, bunların CIA'da olduğunu, Amerika'da olduğunu. Çünkü bunları aslında kuruluş amacı, destekleme amacı bunların Filistin Kurtuluş Örgütü'nü yok etsinler diye. Bunlar o zaman fazla güçlü değildi. Bunları silahlandırdılar. Filistin Kurtuluş Örgütü çok örgütlüydü. Filistin o Kurtuluş Örgütü'nü bir de bunlar Filistin Kurtuluş Örgütü
Yasser Arafat'la İshak Rabin'le bir barış anlaşmasını yapınca daha da güçlendi. Ve Avrupa'dan da çok destek aldı. Yani destek aldığı parasal destek falan değil. Yani kabul edilir oldu. Bir resmiyet kazandı. Çünkü bu kuruluşlar hiçbir zaman Avrupa'dan, dünyadan resmiyet kazanılmıyordu. İsrail'in bir resmiyeti var mı? Var. Niye resmi kurulmuş 1947'de işte? Resmi, sen İsrail resmi bir devlet değil diyemezsin. Onaylanmış bir devlet. Biz de ilk Müslüman devletiz. Hatırladığım kadar hiçbir Müslüman onaylamadı. Biz 2 sene sonra biz onayladık onu. İyi onaylayan da biz de. Devlet olmasını onaylayan da biziz. Şimdi tabii Amerika istedi, biz onayladık. Amerika istediği zaman onaylamak zorundayız. Şimdi yine aynı hesaba geliyor ya. Yani biat etme hesabına geliyor. Yani sen gidip Rothschild'lere biat et, İngilizlere biat et, Almanlara biat et. Hiç biat bitmiyor bizde. Bizim hayatımız biatla geçiyor. Yani biz kendi ayaklarımızın üzerinde, yani olsun da bizim de gelirimiz 10 dolara düşsün, 50-100 dolara düşsün ama biz kendi yağımızda o zaman ilerleriz biz. Bakın 1869'daki bu serbest arsa alma şeyi her şeyi toprak bozdu. Satın, her şeyi bozdu. Mustafa Kemal'i eleştirirler. Şöyleydi de böyleydi. Ya Mustafa Kemal'i bırak sizi kurtarmasını şurada. Ya Mustafa, Lord Kinross diyor ki bütün o Filistin'deki bize çektirdiği acılar, Araplar bizi arkadan vurdu. O Nablus Savaşı'nda o Alman komutanlar vardı ya, Türk askerinin ordunun başında. Ama yine şey bak, Kazım Karabekirler oradaydı, Mustafa Kemal oradaydı, efendim İsmet İnönü oradaydı. Hani aralarında da büyük çatışma oldu orada. Çünkü adamlar öyle dünyanın en üstün komuta zincirini bilmiyorlardı. Yani bugün Mustafa Kemal oraya gelmeden evvel Çanakkale'de savaşmış, orada savaşmış, burada savaşmış. 10 kat daha onlardan tecrübeli. Filistin'e gelene kadar 10 kat daha onlardan tecrübeli. Tam kurt olmuş adam ya. Ondan sonra bunlar en son Nablus'ta 1918 Eylül-Ekim Savaşı'nda büyük zayiat verdik. Adamlar 150 bin kişi falan, General Allenby İngilizlerin başında. Yanlarında Araplar, öbür tarafta Hint orduları, Hindistan'dan kolonileri ya, Hindistan'dan da getirdiler. Yine birçok kolonilerinden getirdiler. Al bunlar nasıl başa çıkacaksın? Senin bir katın, bir buçuk katın hem silah olarak, zaten teknolojik olarak, silah olarak yetiyor. Adamı bırak sen. Adam 10 bin olsa senin 50 bin ne yeniyor teknolojisiyle zaten. Ve o zaman uçak kullanılıyor, düşünebiliyor musun? Ya bizimkiler ne yapsın? Ve tekniğiyle, taktiğiyle Mustafa Kemal Suriye'nin kuzeyine çekiyor, daha güçlü bir yer ve en az zayiatı oraya veriyor. Mustafa Kemal'ın ordusunu yenemiyor, Tugay'ını yenemiyorlar. Lord Kinross yazar Mustafa Kemal kitabı, bu adam İngiliz'dir. Yani Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'nda tek savaş kaybetmeyen komutanlardan Mustafa Kemal'dir de. Şimdi bu Mustafa Kemal, bunu da maalesef parantez açıyorum da bilmeyen varsa öğrensin diye. Çünkü adamı neredeyse vatan haini ilan edecekler. Şimdi Mustafa Kemal zaten 1900 Kasım'da, evet Kasım 1918'de oradan kalkıyor, Adana'dan beri İstanbul'a geliyor. Ona bir parantez açarız sonra. Şimdi bunlar bizi arkadan vuruyorlar. Bizi yok ediyorlar. İngiliz kuvvetleri. Onlara da zaten 1947-48'de bir devlet olmanın altyapısını oluşturuyorlar. Ama buradaki en büyük günah bizle yıllardır beraber olan Araplarındır. Bak burada da Arap düşmanlığı yapmıyorum. Yani senin, onlar Hristiyan. Sen Müslümansın. Sen Şerif Hüseyin. Sen Hazreti Muhammed'in soyundan geliyorsun. Bak hangisini anlatayım? Şerifler de orada, Seyitler de oldu. Hazreti Muhammed soyundan gelen, işte Hasan Hüseyin'den Seyitlerdir, şeyler. Onların ayrıcalıkları vardır. Onları Osmanlı İmparatorluğu maaşa bağlamıştır. El üstünde, kuş tüyüyle şey etmiştir. Efendim her şeyleri yerli yerindedir. En ufak bir şey yapmamıştır. Fakat onlar bizi Lawrence'le beraber, İngiliz Lawrence'le beraber, Lawrence ana dil gibi Arapça bilirdi, diyalekleri de konuşurdu. Yani bizi arkadan vurdular. Ama hayrını gördüler mi? Görmediler. Arabistan bölündü, Orta Doğu bölündü. Onun oğulları, Şerif Hüseyin oğulları her yere bir şey oldu biliyor musun? Kral oldu. Kral oldu. Iraklı kralı bir oğlu Irak'ı oldu, öbür oğlu Ürdün oldu. Ürdün diye de bir devlet yok.
Orada bir tampon bölge var. Oraya da bir yeni devlet yarattılar. Amerika'nın bölge kontrolü. Şu anda Amerika'nın öbür üstüdür orası. En çok Filistin de oradadır. Çünkü onlar, Filistinler de oraya kaçtı gitti, tamam mı? Yok, adamlar nereye gitsin? Yani var, var gittikleri yerler var da Suriye var, bilmem ne var. Yani Suriye'de de çok ama Ürdün'de de çok Filistinli var. E şimdi sen Suriye'de, yani Suriye yine kol kanat geldi bu insanlara. Yani Suriye kimseyi arkadan vurmadı ya. Ve biz bu Suriye'nin parçalanması için Amerika'ya yardımcı olduk ya. Ya bu kadar yanlış bir politika. Soruyorum ya, herkese soruyorum, sana da soruyorum. 2010'dan 11'den evvel bizim sınırlarımızda Suriye'nin resmi askeri vardı. Hiçbir sorunumuz yoktu. Bir sorunumuz yoktu. Bizde de gözleri yoktu. Şeyimizde de gözleri, toprağımızda. Şu anda teröristler var ya. Kaç tane şehit verdik yanlış politikamız yüzünden. Gerçi o dönemde de zaman zaman terör örgütünü himaye ettikleri. PKK'ya ediyordu. Nerede PKK? Oradaydı. Fakat sonra Apo Maka paket olup gelindiği zaman bizim düzeldi. Biz beraber tatile gittik şeyle. Yani düzeldiğin zamanı anlatıyorum. Bak ben balayından sonraki olayı anlatıyorum. Ondan evvelki olaydı. Şimdi böyle olunca ya niye biz normal rasyonel politikalar? Neden? Ya Amerika Fırat'ın doğusunda devlet kuruyor ya. PKK'nın ismini PYG dedi. PYG dedi. 30 tane isim verdi ya. O adam isim yaratıyor ya. Niye PKK'nın ismi çıktı ya? Bak buraya başka bir kafada adamları getiriyoruz. Ya kafada adamlar getirdiği yerde de petrol var. Ya kardeşim bu kadar insanları aptal yerine koymayın ya. Çöle gitseydin ya. Çöle gitseydin. O çölün yakınlarında Rahma'da, Rakka'da falan filan askeri üsler kurdu ya. Askeri üsler kurdu gözümüze baka baka. Çoğu da İncelik Hava Üstü'nden geldi. Binlerce tır gitti oraya ya. Ya diyemedik Amerika'ya ya. Ey Amerika ne yapıyorsun? Bizi arkadan mı vuracaksın? Diyemedik ya. Diyemedik ama Suriye'ye diyoruz ya. Çünkü herkes şey etmiş. Ya bugün Putin olmasa Suriye bittiydi. Bittiydi, elden çıkmıştı ya. Bakın Putin olmasa gittiydi. Peki Sayın Hocam, mesela bugün Çin'den artık ateşkes çağrısı geldi. İnsanlar tepki veriyor. Bütün dünya tepki veriyor. Çin'in, Rusya'nın takılacağı tavır ne olacak? Bölgeye iki tane savaş uçağı geldi Amerika tarafından. Yani sanki daha İngilizler büyük de yolluyor. Evet. Bir de Amerika en yeni uçağını yolladı. Orada hava atıyor. Diyor ki bakın o Filistin'e değil. Filistin'in etine kemiğine 360 metre kilometre kare ya. 362 milyon insanı var zavallıların. Işte 2 yani. Milyon orada. Sanki daha büyük bir şeyler olur. Abi gibi. O insanlar açık. Bu fragman gibi yani. Açık nefes alamıyorlar. Açık hava hapishanesinde yaşıyorlar. Ve insanlar 2 dolar gelir 360 kilometre kare ufacık yer. Ya 39 bin kilometre şeyim var. Konya'nın var. Orada da 2,5 milyon nüfus var. Bunlar sıkışmış. Tıkış tıkış. Ne kadar büyüklüğünde biliyor musun İstanbul'un semtini? Beykoz büyüklüğünde. Aferin, iyi bildin. Beykoz büyüklüğünde. Beykoz büyüklüğünde. Beykoz'un da sol muhtarına kaç metrekare ona yakın sana söyler, tamam mı? Beykoz'un alanı, orada yaşayan insanlar 2 milyon alır mı Beykoz? Almaz. Tamam mı? Ama 39 bin kilometre 2,5 milyon Konya. Hani yalnız Konya'yı da abartıyorum. Konya'da yüz ölçümü Anadolu'nun en büyük kentidir. Tabii. Yüz ölçümü en büyük kentidir. Ama böyle şey vereyim de daha inandırıcı olsun. Ya adamlar zaten arkadaş ya 57 bin lira milli geliri var ya İsrail'in. Ya garibanlar ne yapıyor? Sen zaten bir elin yağda bir elin baldasın. Sen bugün Avrupa'nın büyük şehirlerine geçmişsin milli gelirinde. Ya sen ne istiyorsun? Ve sen bırak o milli geliri açıkta da sen doğalgaz zenginisin ya. Şu anda dünyanın sayılı doğalgaz daha tam hepsinin ekmeğini kaymağını yemiyor da. Şu an Gazze mesela Gazze şeridinin hemen önünde denizden yeni çıkarılacak büyük rezervler var. Daha onlar açılmadı. Zaten şimdi bu mesela o Tamar'dan Mamar'dan çıkartıyorlardı şeye Gazze sınırına en yakın yerde. Ya onu da ya Chevron çıkartıyor ya BP çıkartıyor. En büyük hisseler de onun. Yani oradan yapsan alsan Filistinlere verecekleri var ya şey ya böyle şey harçlık parası. Ya hiç harçlık parası ya. Ya zaten onlar çıkartıyor parayı kazanıyor. E sen de doğalgazdan en zenginsin. Sen acayip teknolojin ilerledi, askeri gücün çok yüksek. Yani öyle sen Hamas mamas öyle elini kolunu sallayarak giremez. Anlatırsan bana hikaye anlatıyorsun. Bakın Hamas'ın başka bir şeyini daha söyleyeyim size. Hamas ne kadar oraya
akın yapıp ne kadar roket attıysa Likud o kadar genişleyeceksiniz ki Likud ne? Likud o kadar güçlendi. Ve Likud o kadar güçlü değildi. Ya İshak Rabin'in partisi liderdi ya. İshak Rabin'in partisi ne? Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ydi ya. Ne zaman İshak Rabin'i 93'de barış anlaşmasını yaptı. 94'te hem Filistin Kurtuluş Ordusu Yasser Arafat Başkanı hem İshak Rabin barış ödülü aldı, Nobel. Yani bütün dünya çok mutlu dedi. En azından şurada insanlar ölmeyecek. Ama ne oldu? Ona Mossad bırakır mı onu? Ya. 95'te bir gerizekalıyı yolladılar. İshak Rabin'i öldürdüler. Ya sana o barış istemiyor ki. O bölge barış istemiyor. İsrail de istemiyor. İsrail zaten savaştan besleniyor. Savaştan beslendiği sürece bak savaş çıktı. Hemen gemiler geldi kurtarıcı olarak. Daha da güçlendi. Şu anda 50 kat güçlendiler İsrail'i. Bu Hamas bunların yaptığı her şey İsrail halkına en büyük eziyet, en büyük şeydir. Yani katliamı tetikliyor ya. Filistin halkını. Tabii ama Hamas'a bir şey demeyin. O müdahale. Ya bakın Filistin Kurtuluş Örgütü de vardı. Bunun bir matematiği vardır. Bunun bir mantığı vardır. Tamam mı? Sen orada senin gücünle etinle dünyanın en büyük ordusuna karşı yaptığın zaman ajitasyon, provokasyon yapıyorsun. Ama onlar geldiği zaman koruyacaksın Filistin halkını. O zaman kaçmayacaksın. O tünellerin içine girmeyeceksin. O tüneller içine girmeyeceksin. Uçak savarlarından falan oradan karşılayacaksın eğer teknolojinin ona el veriyorsa. Hastaneye bomba atılmasını. Sen ne yaptın şimdi? Binlerce kişi öldü ya şu anda Filistin'de. Ne oldu? Ne kaybetti? Ya sempati çoğalıyordu. Çünkü bu Likud bütün Avrupa'da dışarıda artık milletten nefret uyandırmaya başladı. Çünkü baskı altında tutuyor herkesi, katliam herhalde Netanyahu. Netanyahu yani millet zor elini sıkıyordu. İstemiyordu Netanyahu ile kimse beraber kalmak. Ne yaptı? Hayat öpücü oldu. Ya hayat öpücü yaptın adama bir Likud'u. Bak Hamas güçlendikçe Likud güçlendi. Hamas bu eylemleri yaptıkça Likud İsrail için vazgeçilmez bir şey oldu. Daha bir ay evvele kadar az da indiriyorlardı Netanyahu'yu aşağıya yaptığı kanunlardan dolayı insanların hakkını kısıtlaması gibi. Bu 11 Eylül'de çıkarttı ya Bush Patriot yasası diye vatanseverlik yasası. Bütün Amerikalıların hiç sorusuz sualsiz öyle Amerika'da pat diye eve giremezsin bir yerden çıkartacaksın falan. Sorusuz sualsiz içeri at bilmem ne yapması kanunu çıkarttı. Amerikalılar dedi ki ne oluyoruz? Ama işte onu Amerika yaptırdı 11 Eylül olayını ki daha iyi kontrol edelim. Ondan sonra Irak'a falan kolay girelim diye. Bunlar da şimdi bunu eğer ben senin dediğin gibi ya da kedi girse alan veriyor. Arkadaş bunda bir şey var. Şimdi adam tek yenilmez bir adam oldu ya. Hem partisi hem de Netanyahu. Netanyahu'nun boğazına kadar rüşvet, hırsızlık şeyleri var ya. Ya şu adam, o adamın içeride olması lazım çoktan. Ha, nasıl Hamas orayı soyuyor? Netanyahu da İsrail'i soyuyor zaten. Burada kaybeden hem halk Filistin halkı ya. Hem İsrail halkı. Tabii İsrail halkı da hiçbir zaman düşmanlık yok. İsrail halkının gerçek istemiyor. Bu şiddeti çünkü İsrail halkı da bedelini ödüyor ya. İşte Hamas'ın yaptığında İsrail halkı ödedi çoğunlukla bedeli ya. Ya istemiyor. Halk dışarıya çıktığı zaman korkusuz. Kafamıza roketler yağmayacak. Herkes onu ister zaten. Ya ben kolay üniversiteme gideyim, işime gideyim bunu istiyor. Ama bu Netanyahu burada, Hamas orada. Zaten Amerika'nın da istediği bu. İngiltere baksana o da yolladı bütün şeylerini. Fransa zaten, ya inanıyor musun? Yıllardır Filistinlerin başına bombalar yağıyor. Hiçbir devlet başı yalandan bir şey yaptılar. Ya yapmayın falan filan dediler. Hiç kimse kalkıp da gitmedi ya. Hadi gitseydiniz Filistin'e. Şimdi bütün ipini koparan Avrupa Birliği. Amerika'sından İngiltere'sine. Avrupa Birliği Komisyonu o kadın var orada. O da çok tehlikelidir zaten. O hepsi arkasına topladılar gittiler ya. Ondan sonra Biden 2012'de demişti herhalde. Ya demişti zaten o ben Siyonistim diyor Biden. Ya hepsi zaten Amerika başkanı olan adam muhakkak Siyonist. Bunu Trump da söyler hepsi. Bir diyecek. Ondan sonra 2012'de dedi ben bu kitabımda yazmıştım. Ya İsrail olmasa dahi biz İsrail'i yaratırdık dedi ya.
Ya adam ne desin sana ya? Yani 1948'de İsrail olmasa bile biz İsrail'i bir şekilde yaratırdık. Çünkü Orta Doğu'yu kontrol etmek istiyorsak bir İsrail olması lazım. Doğru. Çok doğru. İsrail olması lazım. Ya da bir neden yaratman lazım. Yani nasıl bir neden yaratman lazım? O zaman İngiltere'deydim ben. Ya bunlar başlıyor. Tony Blair geldi İşçi Partisi. Tony Blair de faşisten daha çok faşisti. İşçi Partisi'ni bozan Tony Blair'dir. Çünkü Bush'un arkasına yapıştı. Bütün o karikatür çizen şeyler vardır. İngiltere serbestliği yapar. Bush'un yanında Tony Blair'i fino köpeğe yazmış. Böyle beni çıkartmış Bush'a bakıyor. Emir bekliyordu işte. Böyle ipini de şeyini de tasması da şeyin elinde. Bush'un elinde. Allah, bundan bir kitap yazarsın ya. Adam yanaştı, bütün yalanları, yani bu kadar herhalde o 2000'li yılların başlarındaki yalanı İngiltere'deki parlamento görmemiştir. İmha, büyük kitle imha silahları, mass destruction of bilmem neler, efendime söyleyeyim, hep böyle uçuşta havada yalanlar. Ondan sonra nükleer silah uzmanlarını yolladılar Irak'a. Ondan sonra Irak'taki oraya gidenlerin çoğu dedi ki ya dedi burada dedi nükleer silah toplu katliama uğratacak bir silah göremedik biz burada baktık dedi göremedik. Sonra Dr. Kelly vardır meşhur nükleer uzmanı. Dr. Kelly rapor yazdı ya. Dedi burada bizim arkadaşlar var ben o başkan oydu. Burada göremedik bir şey dedi biz ya. Ha sen onu dedin ha? Onu yazdın. Bir hafta sonra evinin yanında koruluk vardı. Her sabah orada yürümeye gidiyordu. Boynunu kırarak öldürdüler. Sonra kim öldürdü bilmiyor dedi. Hiçbir şey. Ne öldüren yakalandı ne bir şey. Adam gitti. Kim buraya gitti? Sen öyle rapor yazdın ha? Sen Tony Blair'i İngiliz istihbaratını MI6'i MI5'i bilmem ne yalanladın ha? Ya oğlum sen ne dersen de biz burayın kafasına bineceğiz. Ya düşünebiliyorsun İngiltere gibi kendini demokrasinin şeyi ilan eden bir yerde, beşi ilan eden bir yere adamı anında ilim adamıymış falan dinlemiyorsun, öldürüyorsun ya. Kaybediyorlar. Ha, bu nasıl bir şeydir ya? Yalan ha, bu dünya. Nasıl bir şeydir ya? Ha? Yalan dünya. Ha, şimdi Türkiye'de, yani Türkiye'de de yine hani tamam konuşuyoruz da, yani her dünya, Amerika'da ne yaptı Assange, Julian Assange? Vay sen bizim faş ettin bütün gizli sırlarımızı. WikiLeaks diye bir şey çıkardın. Teknoloji olarak kurtardın, aldın bütün bizim diplomatik yazışmalarımızı. Yani WikiLeaks'i oku dersin ya bitmiş, dünya bitmiş ya. Nasıl arkasından dolanacağız? Nasıl bunları işgal edeceğiz? Nasıl buna kılıf uyduracağız? Bütün diplomatik yazışmalar var. Bu mu demokrasi ya? Ya bu mu ya? Biz buna mı hayran olacağız? Peki biz niye Amerika'nın arkasından gidiyoruz ya? Biz Amerika'nın arkasından... En soru bu aslında. Niye Amerika? Aa kınıyoruz. Ne kınıyorsun ya? Yıllardır kınıyorsun. Adam gitti PKK'ya devlet kuruyor orada. Kınıyoruz. Gitti kuzeyde Irak'ta yeni bir devlet kurdu. Kınıyoruz. Arkadaş umurunda değil Amerika'nın. Kına istersen ya. İstersen kına yak, istersen kına ne yaparsan yap ya. Bir şey adamın umurunda değil ya. Değil. Ha? Değil. Senin o gücün yok adama. Yalnız kınama gücün var. Kendin konuşursun, kendin yaparsın. Yunan'ı arkalıyor, Yunan kabadayılık yapıyor. Abi 10 tane adaya gittiler, oturdular oraya füzeler koydular, belediye başkanı şey ettiler. Diyorsun gidersen ansızın gelebiliriz. Abi bir yere gidemiyorsun ya. Oraya bir git bakalım şimdi. Sen Yunanlılara adasına, ya onun adası değil ya. Lozan Anlaşması'na göre onun şeyi falan değil. Zaten Lozan Anlaşması da ayrı bir şey. Yok 100 sene sonra şey çıkartacaklar. Ya var ya rezaletin önde gideni ya. Ya nasıl bir uydurmadır bu ya? Nasıl bir yalandır? Nasıl tarih? Ya bunu Tarih Yalandır kitabımda yazdım. Kitabım çıkacak bir aya falan. Ya bunları teker teker yazdım. Ya insanlara gözüne baka baka yalan konuşmayın ya. Bakın gözüne baka baka yalan konuşmayın. Şimdi Abdülhamit. Abdülhamit kahraman, Abdülhamit düşman. Ya Abdülhamit ne kahraman ne düşman ya. Oturmuş o da kendi vatanını, koltuğunu korumaya çalışıyor. Ama yaptığı uygulamalar demokrat bir dönemine göre belki demokrat diyebiliriz ama değil. Tamam mı? Değil. Ama bana dersen ki Netanyahu'nun bir tarafı var mı? Yok. Arkadaş ama kendi Siyonist yavrulara göre onun da iyi tarafı. Baktığın açıya göre değişir. Liderin iyi tarafı, kötü tarafı. Şimdi Hamas
şeyini yapalım. Ben bundan 7-8 sene evvel Hamas'ı bayağı incelemiştim. Tabii böyle buraya geleceğine kadar ben de tahmin etmiyordum. Mesela 1980 kurulduğunda 1987'de şöyle var. Hamas herkes kuşkuyla yaklaştı. Biliyor musun? Hamas'ı biliyorlardı aşağı yukarı. Onu geri planlar oradaki adamları falan. Hamas'ın kurucularından bazıları CIA ajanı çıkmıştı. Bunların hepsinin kaynakları var. Ve bana kitapta var zaten. Kurucularından biri Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Gazze'de Hamas'ın örgütlenmesinde en büyük katkı yapan Musa Ebu Merzuk idi. Bir diğeri Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Kral Abdülaziz Üniversitesi'nde ders veren CIA ajanı olduğu sonradan ortaya çıkan ilahiyatçı Abdullah Yusuf Azami'di. Kurucuna bakar mısın? Kurucuna bakar mısın? Ya bu yanlış şahı bunlara İsrail'de, İsrail güçleri de hizmet etti ki şu Filistinleri bir çıkarsınlar. Çıkarttılar mı? Çıkarttılar. Filistin Gazze'den çıktı, Batı Şeria'ya gitti. Bak Batı Şeria'nın başına hiç bomba falan düşmüyor. Çünkü akıllı mantıklı hareket ediyorlar. Hem orayı koruyorlar hem de akıllı mantıklı ediyor. Çünkü adamlarda bir rasyonellik var. Ama bunların işgal ettiği yerde kan var, gözyaşı var, insanların 2 dolara sürülmesi var ve devamlı ölüm var. Kim var arkada? CIA ve İsrail örgütlenmesi var. Bu sefer sen şimdi canavarı yetiştirdiğin zaman, canavar bir yere geldiği zaman El-Kaide gibi, efendime söyleyeyim IŞİD gibi, sana silahlarını çevirir. Bu bir kaçınılmaz siyasi teoridir yani. Nasıl Amerika bunları besledi, nasıl Üsame Bin Laden'i besledi, nasıl IŞİD'i besledi, nasıl ya, aklına gelecek her türlü dinci silahlı örgütü besledi. Sonra onların kontrolü elinde kaldı, aldılar başlarına belayı. Biz de aldık başımıza belayı. Birçok örgütü zaten kuruluş aşamasında istihbarat örgütleri masada yer alır. Değil mi? Bu bir klasik. Bu, ama bunu bilmek lazım. Yani bir kitap mı yazacaksın? Karşıda, televizyonun karşısında konuşacaksın mı? Bir makaleme yazacaksın. Bunlar temel bilgilerdir. Yalnız sen aman Hamas'a kötü bir şey söylemeyelim. Hamas'ı da bak o zaman İsrail'i yanlısı oluyor. Öyle bir şey yok ya. Biz İsrail yanlısı olan biz kimsenin yanlısı değiliz. Biz doğrunun yanındayız. Doğru olmayanın karşısındayız. Beni ilgilendirmiyor kim olup olmadığı ya. Sen orada... Kendi yanlışlarımızdan sorumluyuz. Biz yani. Kendi yanlışlarımızdan sorumluyuz evet. Ya. Ya da kendi söylediklerimizden yani. Sorumluyuz. Yarın bana biri çıksa gelse ki kardeşim sen bunu nerede diyorsun? Vallahi şu kayıtta bak şurada veririm hesabını. Yani benim vereceğim hesabını ya, vermeyeceğim bir şey yok. Bizim hani sorumlu olduğumuz asıl topraklar bu topraklar ve toprakların insanı. Bu kadar basit olay ya. Yani biz... Bu insanların adına hani düşünmeli ve biz bu insanlar adına ya, bir şeyler yapıyoruz. Bu insanların uyanmasını istiyoruz. Evet. Ki bu insanlar kolay olarak aldatılmasın, kolayca aldatılmasın diye. Yani bir Marshall yardımıyla Amerika'ya şeye çıkartmasınlar. Ya da onlar için zeytinyağlı yiyemem olan da basmada giyemem olmam diye bir Yunan türküsünü alıp bizim zeytinyağlımızı köteleyip onların margarinlerini bilmem neyi pazar açmasınlar. Efendime söyleyeyim onların bize Marshall yardımını... Dedik ya tarih tekerrürden ibarettir ama herkes için değil. Yani tekerrür etmemesi gerekiyor artık bazı şeylerin. Ama bunun içinde bilgi lazım. Bunun içinde doğru tarih bilgisi sizin lazım. Doğru analiz lazım. Sizin gibi insanların özgürce konuşabiliyor olması. Küresel farkındalığın olması lazım. Yalnız Türkiye'de değil. Dünyada sistem nasıl işliyor onu bilmen lazım ki... Onun yansıması Türkiye'dedir. Neden bizim 2006'da tohumlarımız, ana tohumlarımız ya da ata tohumlarımız yasaklandı? Bunun nedeni nedir? Kim durup dururken yasaklandı? Kim buna bilmeden el kaldırdı? Bizim bunları bilmemiz lazım. Neden bizde gidiyor tarım dibe vurdu? Nasıl, niye bizim ziraatta çalışanlarımız, işçilerimiz, çiftçilerimizin ortalama yaşı 55'e geldi? Bu ne kadar daha devam edecek? Biz ondan sonra gıdayı nereden bulacağız? Yani bize bugün yarın savaş çıkar da tohumu vermezlerse, hibrit tohumu. Biz tohumumuzu nereden bulacağız? Yani biz neden bu duruma kendi kendimize bunlara izin veriyoruz? Neden biz 2004'te Mustafa Kemal, o da paşasını da söylüyor, Mustafa Kemal Paşa 1924'te kanunu çıkarttı, bunları gördü. Yabancıya tarım arazi yasaklamasını, yasakladı ya satışını ya.
Ya bu adam bir şey gördü de yaptı ya. Ya gözünün önünde Filistinler de Arapların arkadan vurduklarını, oraya o kadar şeylerin satıldığını gördü, bir fiil içindeydi adam. İyi bilmeyen gitsin Fahri Rıfık Atay'ın Zeytin Dağı'nı okusun. Aa, ya. Çok önemli. Gitsin okusun. Önemli. Yani eğer uyanmak Fahri istiyorlarsa. Fahri Rıfık Atay, Zeytin Dağı. Zeytin Dağı'nı okusun. Lütfen ya. Ya bilmiyorsa gidip Çankaya'yı okusun. Yani bu adam oradaydı, Kudüs'teydi ya. Araplar elinde su satarak namaz kılıyoruz, Kudüs'te önümüzden geçerdi. Namazı bozulmuş, adamlar umurunda değildi. Adamları namazı dururken görmedim diyor ya. Bu adam orada hem aydın olarak, hem subay olarak, hem memnun olarak gördüklerini iyi ki gitmiş oraya yazmış ya. Oysa Adana'da insanın gözleri yaşarır ya. Ya böyle ülke bu kadar zorluklardan geçmiş. Artık sahipsiz kalmıyor. Artık sahipsiz kalmıyor. Artık gerçekleri önerelim, bilelim de ona göre tavır alalım ya. Ya ona göre tavır alalım. Yani bize dostumuz bilmem ne diye öyle herkesin arkasından takılmayalım. Bir de bir şey yapalım ya. Ya bunu yapalım. Cesareti olalım, yapalım. Bunu Süleyman Demirel yaptı ya. Diyelim ki arkadaş sen bunu yapıyorsun. Sen buna uçak gemisini yolluyorsun. Ufacık yere bir de garibanlara sen baskı yapıyorsun. Ya kapatırım İncirlik'teki üstünü ya. Yoksa bugün Ahmet Davutoğlu'nun dediği gibi dün. Ne yapalım karşılık olarak? İsrail elçisini gönderelim. Ya bu çözüm değil ya. Ya siz çocuk musunuz ya? Ha çocuk musunuz ya? Bu kafayla mı bu ülkeyi idare ettiniz ya? İsrail elçisini yolla. İyi yolla. Ya duracak mı adam orada? Ya bunların can damarına basacaksın. Adam orada, bir de orada nükleer başlıklı silah var ya. Nükleer başlık silah biz izin vermişiz. Az yerde var askeri üslerde. Bizim incelikte var. Ondan sonra o da bitmeyecek. Malatya'daki üstü kapatacağız ya. Orada da bütün haberleşme var. Malatya'daki üstün yanlarında ot bitmiyor radyasyondan. Konya. Malatya'da da var haberleşme üstü var. NATO'nun sözde. Sözde NATO'nun ama o Amerika'nın duru. Yani bugün NATO diye İzmir'de de var irili ufaklı üstler, sayısı üstü var. NATO'nun diye yani hepsi Amerika'nın kontrolünde. Tabii. Zaten NATO ve Penta ordusu her zaman beraber hareket. Beraberdir. Yani onun bir şey yok. Arkadaş onu durdurun. Ya kınamayın. Yeter. Kınamadan bıktık artık ya. Vallahi kınamadan gınağa geldi. Ya kınamayın. Bir hareket yapın. Yani şeyin ötesine gideceğiz. Fırat'ın ötesine geçeceğiz. Gelmez. Zaman gelmez. Size o fırsatı vermezler. Yapamayacağınız işleri de konuşmayacaksınız. Ama bir onun tedbirini alacaksın. Adamın can damarına basacaksın burada. İhanı düşürdü. Sihanı düşürdü. Ne yaptı? Diyorlar ki bu incirlikten kalktı. Ya incirlikten kalksa ne olacak? Kalkması ne olacak? Bunu Amerikan uçağı düşürmedim arkadaş. Sen benim düşmanım mısın ya? Ya sana... Onların bize yaptığını düşman yapması ya. Doğru. Ha? Doğru. Abi kes önünü. Kes abicim önünü. Sen F-16 veriyorsun, yazılımın kodlamalarını vermiyorsun. Biz düşmanın mıyız senin? Niye yazılımın kodlamasını vermiyorsun? Paramı veriyorum F-35'e. Yıllar evvel para veriyorum. Birkaç milyar dolar. Bana uçağı vermiyorsun. Ben senin düşmanın mıyım? Ya kendimi korumak için gidiyorum Rusya'dan alıyorum. S-400'leri alıyorum. Yok kullanamaz diyorsun. Depoya koy diyorsun. Koyuyorum. Arkadaş iyi de ya. Biz ne yapacağız? Bu halk ne yapacak ya? Ya bu halk ne yapacak ya? Bizim halkın da durumu çok iyi değil. Tamam. Doğru. İsrail, biz de kendi halkımızı aynı temennileri nasıl Filistin halkı kadar kendi halkımıza da aynı temennileri, aynı şeyi istememiz lazım. Aynen. Biz onları teli oraya da titremeli yani. Tabii görmemezlikten gelip de halkın bu durumunu, ama biz ne yapalım? Nereye yetişeceğiz? Ne yapacağız? Ama maalesef, bak maalesef diyorum, bir şekilde biz de boğazımıza kadar nasıl Osmanlı'nın 1854'ten sonra boşlanmaya girip de hızla çökme ve dağılma düzenine girdiyse, bizi de eğer bu duruma getiren şey bizim aşırı boşlanmamız ve bizim üretimi azaltmamızdır. Yani tarımda üretmemizi azaltmamız, sanayide üretmemizi azaltmamızdır. Biz buna bir yol bulabileceğiz. Devlet planlama teşkilatımızı kaldırdık. Bizim devlet planlama teşkilatımız vardı. Oradan çok değerli ekonomistler, mühendisler yetiştiriyordu. Fikirler çıkıyordu. Ona göre planlama yapıyorduk. Acaba niye onu kaldırdık? Ya bunları soralım. Diyelim ki tekrar devlet planlama teşkilatını tekrar kuralım. Biz hususi sahada biz kendi aşımızı üretiyorduk. Ona adamlar siz yapmayın dedi, biz size ucuz vereceğiz dedi. İnandık, aferin dedik. Onu da yapmadık. Şimdi aşı yapmada zorlanıyoruz.
Yani niye bütün elimizi, kolumuzu kaptırdık ve biz bunları başarmış insanlarız? Biz kendimize dünyada ilk defa böyle bir okul eğitim sistemi yok. Biz ilk defa köy enstitüleri kurdurduk. Bize bunları 1950'den sonra kapattık. Bunun günahı İsmet İnönü'de de vardır. Bakın tabii. Vardır öyle tek başına sırf Demokrat Parti'yi suçlamakla bir şey olmaz. Bu artık tek parti işi de değil, insan işi de değil. Biri yanlış yapıyorsa, biri elini kolunu kaybetmişse sen oy verdiğin parti de olsa onu eleştireceksin. Yani zaten biz bu particilik, tek yönde bakış bizi buraya da biraz getirdi. Yani ya, bizim siyaseti futbol takımlarından öteye geçiremediğimiz için futbol mantığıyla, taraftar mantığıyla yaklaştığımız için işleri. Ya. Yani milli menfaatlerimizi düşünürken çok çok daha sağduyulu ve irademize sahip olarak bunu ya, yapmamız gerekiyor. Bu yozlaşma her tarafa girdi, her tarafa yayıldı. Şimdi ben 20 tane kitap yazdım değişik konularda. Ben futbolda oynadığım için, hala da futbol oynadığım için takım tutmam. Futbolda konuşmam. Sen her hafta halı sahada. Oluyorum. Halı sahada futbol. Hem genç çocuklarla, benim yaşımda adam kalmadı. 70 yaşında toplum. Kızıyorsun ama oynamıyor. Oynamaya da kızarım. Çünkü işini doğru yapacak. Herkes işini doğru yapacak. Oraya gelmişsen sen orada oynayacaksın. Eğer ben o çocukların peşinde koşup mücadele etmesem bırakırım. O gün derim bu ben yaşlandım. Bu hafta ben de geliyorum. Bu hafta gel. Bu hafta gel. Vallahi diyorum. Ya bırakırım ya. Herkes basit de bir iş yapsa işini ciddiye alacak. İşte biz onun için batıyoruz zaten. Eğer milletvekili olacaksan ben bilmem, benim liderim bilir demeyeceksin. Sen gideceksin çatır çatır liderin karşısında söyleyeceksin. Efendim bu böyle, böyle, böyle diyeceksin. Ha seni ya bir dahaki şey seçeyim mi arkadaş? Bir anlamı kalmıyor orada milletvekili dik olmanın. Duruyorsun. Dik duracaksın abi. Kapatmadan o kitabı bir kere daha gösterelim İsmail Hocam. Çünkü süreci belki de en önemli anlatan, yıllar öncesinden anlatan kitap. Ha bir de bir şey var şimdi, onu da yazmışım. Şimdi Suriye'ye daha elinden almadı evvel topraklarını. Amerika, ya bunun içinde İngiltere de var falan. 80 değişik ülkeden terörist devşiriliyor. Bak abi yani o teröristlerin de hepsi Müslüman. Oradan devşiriliyor 80 değişik ülkeden Müslüman ülkeyi yıkmak için. Sonra da diyorsun ki ya burada IŞİD var, bilmem ne var, CİHAD var, CÜHD var. Bunlar bizim için tehlikeli. Adamın bir şey yaptığı yok ya. Sen 80 tane adamı bu ülkeden de geçmişler, başka yönden de geçmişler, havadan da gitmişler. Oraya yığmışsın. Onların içinde Hamas da var. Yani Hamas Filistinlilere kol kanat gelen Suriye'yi arkadan vurmaya gidiyor orada. Ve bak burada ben yazmışım. Belgeli abi buraya. Onu kovdu şey. Öbürlerini kovmadı ama Hamas'ı kovdu, istemiyor seni dedi. Sedat. Başar Esad. Başar Esad. Kovdu. Yani adamlar inanılmaz ya. Hamas Suriye'de, bak Hamas Suriye'yi arkadan vurmaya kalkınca Hamas'ın Suriye'deki bürosu kapatılıp kovulmuştu. Bunu da kimse bilmez. Suriye Dışişleri için önemli işte. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Suriye dışında 80 bin civarında teröristin Suriye'ye geldiğini söylüyordu. Yani 80 bin tane terörist gelmiş Suriye'ye. Bunu da ben yazmışım. Yani bu Suriye'nin kolayca parçalanması, zayıflaması demekti. Filistin'in daha güçsüz olması anlamına geliyordu. Ya yani bu dolaylı yolda orayı da etkiliyor. Golan tepelerinden çekilmek zorunda kaldı iç savaş başlayınca Suriye. Buraya yazmışım. Hamas'la diğer terör örgütleri gibi kullanıldıktan sonra bir yere atılacaklar, bir kenara atılacaklar. Tarihe not düşüyor. Buna gelecek, buna düşüyor. Bir kenara atılacaklar. Yüreğine sağlık hocam. Çok güzel bir yayındı. Her şeyi de konuşmaya çalıştık. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben genelde böyle bitiririm. Eklemek dediğim şey, ben gerçi hadis madisten öyle örnekler vermem de, o hadis hoşuma gidiyor. Arapçası ihtilafu ümmetin rahmeti. Halkın değişik fikirlerinde hayır vardır. Çok teşekkür ederim. Müsaade ederseniz o kitabı bir kere daha göstermem lazım. Küresel Sömürü, İsmail Tokalı'nın kaleminden, kurumlarıyla ve oyunlarıyla. Yakın geçmişi, dünyanın stratejik olarak yakın geçmişini en güzel anlatan, paranın izini, terörün izini süren önemli bir kitap. Ataç Yayınlarından, doğru mu hocam? Evet, Ataç Yayınlarından. Ataç Yayınlarından Küresel Sömürü.
Bir bakmanızda fayda var dostlar. Bizlere zaman ayırdınız, kıymet verdiniz, sabır gösterdiniz, bizi izlediniz. Hepiniz sağ olun, var olun, hoşça kalın.